Merhabalar burası bizim hocalar. Hoş geldiniz genç arkadaşlar. 60 testte TYT Biyoloji ile 36. testi ile karşınızdayız. Konumuz nedir? Virüsler. Virüslerle alakalı. Sınıflandırmanın son konusu virüslerle ilgili olarak bir testimiz var burada genç arkadaşlar. Ondan sonra sınıflandırma ile ilgili karma testler çözeceğiz. Bakalım virüslerle ilgili ne tarz sorularımız var? İlk sorumuz antikordan gelsin. Virüsler canlıların sınıflandırmasına belli bir taksonomik grupta bulunmamasına rağmen evet. Çünkü canlı olarak sınıflandıramıyoruz bunları değil mi? Yani 6 tane alem vardı. 6 alemin içerisinde virüsler var mıydı? Yok dedim. Bakteriler, akreler, protistalar, mantar işte bitki, hayvan var mı? Yok ama bunlar nedir? Ne canlı ne cansız. Diyor ki bize buna rağmen belli özellikleriyle canlılardan tam olarak ayrılamazlar diyor. Buna göre virüsler aşağıdaki özelliklerinden hangisiyle canlılara benzetilirler demiş bize. Bir numara yani A'da yönetici molekül içermesi. Şimdi diyor ki bize elimizde bir tane virüs var. Bu adama niye canlı diyoruz diyor. Yönetici molekül içerdiği için diyebilir miyiz? Yes, geç. Evet, yönetici molekül yani bazılarında DNA, bazılarında da RNA bulunuyor. Bundan dolayı biz bunlara canlı diyor muyuz? Diyoruz genç arkadaşım. Diğer şıklara bakalım. Protein kılıf içermesinden dolayı canlı demiyoruz. Protein kılıf olmuş olması tek başına canlı olduğu anlamına gelmiyor. Organel bulundurmama, e yoksa da zaten buna böyle bir şey diyeyim bizim sandalyede de yok. Antibiyotiklerden etkilenmeme demiş adam. E yok yani canlı olmadığın zaman antibiyotikten etkilenmiyorsun. Kristalleşme öyle bir şey de yok genç arkadaşım. Yönetici molekül bulundurduğu için bu adama biz canlılık özelliğidir diyoruz gençler. Geldik ikinci sorumuza bakalım. İkinci soru ne diyor bize? Virüsler diğer canlılardan farklı olarak çoğalırken mutlaka bir canlıya mecburen hücre içi değil mi parazit bunlar? ihtiyaç duyar. Bundan dolayı zorunlu hücre içi parazittir demiş adam. Şimdi bakalım resimde ne vermiş adam? Mesela bakterinin içerisine girmiş olan bir virüsten bahsediyor. Evet bakteri DNA'sı, virüs DNA'sı. Sonra devamında virüsler burada çoğalıyorlar ve gördüğünüz gibi virüsler bakteri patlataraktan yoluna devam ediyorlar. Buna göre virüslerin bakterilerde çoğalması ile ilgili olarak hangileri doğrudur? Bakteri organelleri virüsün kontrolüne geçer. Doğru mudur? Doğrudur genç arkadaşlar. Önce bakteri DNA'sı, pardon virüs DNA'sı, bakteri DNA'sını kontrol eder. DNA'yı kontrol ettiğin zaman zaten içerideki bütün bulunan enzimleri, yeni üretilecek enzimleri ve organelleri kontrol etmiş oluyorsun. Bakteri organelleri virüs tarafından kontrol edilir ifadesi doğrudur. Virüsler bakterinin ölümüne neden olur. Gördüğün gibi burada da ölümüne neden olmuş. Hatta kalıntı kalmış burada. İfade yes. Konak DNA'sı virüs DNA'sını kontrol eder demiş. Yanlış. Yani bakteri DNA'sı virüs DNA'sını kontrol etse zaten sıkıntı olmuyor. Tam tersi oluyor. Virüs DNA'sı konak DNA'sını kontrol ediyor gençler. 3 numara yanlış. 1 ve 2 numaraya doğru diyorum. Yola devam edelim o zaman. Gelelim 3. sorumuza genç arkadaşlar. 3. sorumuz ne diyor bize? Virüslerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Antibiyotikler kristal hale gelmesini sağlar demiş. Yanlış. Genç arkadaşlar antibiyotikler virüsleri etki etmezler. Antibiyotikler canlı öldürücüdürler. Yani bakterilerin protein sentezlerini denatüre ediyorlar. Doğal olarak virüslerin bir protein sentezi var mı? Hayır yok. Doğal olarak da antibiyotikler virüsleri etki etmezler ifade yanlış. Metabolik enzimleriyle enerjisini üretebilirler. Genç arkadaşım virüslerin metabolizması da yoktur. Doğal olarak metabolik enzimleri de yoktur. Doğal olarak enerji üretmek gibi bir durumları da söz konusu değildir. Yanlıştır. DNA veya RNA sentezi yapamazlar doğru bir ifadedir değil mi? Herhangi bir şekilde kendileri DNA ya da RNA sentezi ya da bir enzim sentezi kendi içinde yapmıyorlar zaten. Bunlar hep konak içerisindeki o adamlara onlardaki DNA'lara yaptırıyorlar. Hangileri yanlıştır demişti bize. 1 ve 2 yanlıştı genç arkadaşlar. 3. abı da B olmuş oldu burada. Geldik dördüncü soruya. Aşağıda virüs bakterisi, virüs pardon, bakteri öglena ile ilgili ven şeması verilmiş. Virüsü vermiş doğru. Bakteriyi vermiş burada. Öglena'yı vermiş. Buna göre X özelliği ile ilgili hangileri doğru olabilir demiş. X özelliği DNA içerme olabilir mi? Virüste, bakteride ve DNA şey öglena'da üçünde de DNA olabilir mi? Olur. X özelliği kendine benzer bireyler oluşturma olabilir mi? Evet pek tabii ki olabilir. Bakteri de kendine benzer üretiyor. Virüs de üretiyor ama başka birinde üretiyor ama üretiyor sonuçta. Öglen üretiyor mu? Tabii ki de üretiyor. X özelliği antibiyotiklerden etkilenme olabilir mi? Olamaz tabii ki. Virüsler antibiyotiklerden etkilenmediklerini az önce konuşmuştuk. O zaman 3 numara olmaz. 1 ve 2 numara yani 4. cevabı da C olabilir gençler. Geçelim 5. soruya. Aşağıda bir bakteriofajın yani bakteriye etki eden virüsten değil mi? Bu adam bir virüs gördüğünüz gibi baş kısmı, boyun ve kuyruk kısmını göstermişiz. Protein kılıf, nükleik asit içeriği, nükleoprotein yapıda değil mi bundan? Şekilde incelendiğinde virüslerle ilgili olarak ifade hangileri doğru olur demiş bize. Hücresel özellik gösterme? Hayır. Hücresel özellik göstermezler genç arkadaşlar. Yani hücre zarı dediğimiz yapı, stoplazma, metabolizma dediğimiz özelliklerin hiçbirini göstermiyorlar çünkü. Nükleoprotein yapıda mı? Evet. Yani yapısından nükleik asit ve protein bulunacak. Gördüğün gibi protein de var, nükleik asit de var. O zaman yes. İki kalıtım materyali taşırlar demiş. Yanlış değil mi? İki kalıtım materyali taşımazlar. DNA ya da RNA taşır diye konuşmuştuk. İkisi birlikte olmaz gençler. O zaman doğrudur ifadesi B şıkkına götürür bizi. Geçelim 6. soruya. Virüslerle ilgili olarak ifadelerine hangileri doğrudur? Sadece canlı hücre içinde çoğalırlar. Çok çok doğrudur. Az önce konuştuk. Bulunduğu canlıya zarar verdikleri için parazittirler. Doğru genç arkadaşlar hücre içinde mecbur hücre içerisinde yaşadıkları için de mecburi parazit hücre içi parazit demiştik bu adamlara. E hücreye de zarar veriyorlar mı? Veriyorlar da öldürüyorlar. Doğal olarak parazittir diyebilir miyiz deriz. Her farklı virüsün kendine özel konağı vardır. Aynen öyle. Kuduz virüsü sinir hücresinde, işte uçuk virüsü deri hücresinde, işte e, HIV virüsü akvaryum hücresinde gibi her virüsün kendine has genç arkadaşlar konağa bulunuyor. Her virüs her konakta etki etmiyor diyoruz. Bilgimiz yes doğrudur diyeceğiz o zaman bizi E şıkkına götürür. Gelelim 7. sorumuza. Virüslerin çoğalması sırasında hangileri gözlenmez? Konak hücre DNA'sının protein sentezi için şifre vermesi. Konak hücre DNA'sının protein sentezi için şifre verir mi? Vermez. Şimdi neyi üreteceğiz burada? Virüs kendine benzerleri üretmek istiyor. O zaman Kimi kullanıyor? Kendi DNA'sının şifresini kullanıyor. Genç arkadaşlar buradaki şifre kendi DNA'sı olduğu için kendisinin kopyasını yapacak adam haliyle kalıp olarak kendi DNA'sını kullanıyor. Konak DNA'sını yapması için, işleri yapması için kullanıyor. Yoksa kalıp olarak kendi virüs DNA şifresi kullanılıyor. 2. Virüs genomunun hücre içindeki nükleotitleri kullanarak çoğalması doğru değil mi? Virüs genomu hücre içindeki nükleotitleri kullanarak evet kendi sayısını artırıyor. Doğru demiş. Hücre içindeki virüslerin hücreyi parçalayıp dış ortama çıkması gözlenir mi? Gözlenir. Az önce konuşmuştuk. Sayılarını çok fazla artırdığından dolayı hücrenin içerisinde çok sayıda ve bir zaman sonra hücrenin patlamasına ve ölmesine sebep olur. Gözlenmezi sormuş bize. Bir numara gözlenmez genç arkadaşlar. Geçelim 8'e. Hepatit B hastalığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hepatit B ile ilgili konuşalım. Konak hücresi karaciğerdir. Doğru mudur? Hepatit sarılık dediğimiz hastalığa sebep olan virüs arkadaşımız ya da işte hastalığın kendisi. Kan yoluyla bulaşır. Doğru mu? Şöyle tık diyelim. Evet kan yoluyla bulaşıyor gençler. Göz akı ve deride sararmaya yan etkisi midir? Aynen öyle gözde sarılık dediğimiz durum değil mi? Göz akının dış kısmı öyle anlatalım sarı oluyor. Sarılık dediğimiz hastalığın bir belirtisi de budur diyoruz. Yakın temastan kaçınılmalıdır. Evet doğrudur. Yakın temasta bulunmamak gerekiyor. Aşılanmayla koruma mümkün değildir demiş. Yanlış değil mi? Aşısı yok mu hepatit B aşısı diye bir aşı var değil mi? Var. E doğal olarak da ifade yanlış olmuş gençler. Geçelim 9'a. Kuduz virüsünün konak hücresi aşağıdakilerden hangisinde bulunur? Az önce konuşmuştum. Kuduz dediğimiz adamın işi nedir? sinir hücresidir. Hatta hangi sinir hücresidir? Merkezi sinir sistemidir değil mi? MSS. Neredesin? Beyin vomurilik. Beyin vormurilik toplamına ne diyorduk? Merkezi sinir sistemi diyorduk genç arkadaşlar. Karaciğer, ince bağırsak, akciğer pankreas değildi. Doğru cevabımız B olacak gençler. Gelelim 10 numara. Covid-19 hastalığına neden olan virüs alfa, beta, gamma ve delta alt gruplarını barındıran yeni tip bir koronavirüstür demiş. Tipini de çizmişiz. Covid-19 bir akut solunum yolu sendromu olup bu hastalığa karşı henüz bir aşı geliştirilememiştir. Evet yani bu soru yazdığımız dönemde daha geliştirilememişti. Şu anda işte geliştirildi ve kullanılıyor da çok şükür. Buna göre bu aşının geliştirilmesinde etkinliklerden hangilerinin yapılması aşı konusunda doğru çalışmanın yapıldığını gösterir. Bize diyor ki adam bu arkadaşa karşı aşıyı nasıl yaptık ya da yapacağız şu anda yaptık. Virüs canlı olarak izole edilir mi? Evet genç arkadaşlar virüsü alırsın canlı olarak izole edeceksin ki şu dış kısmındaki proteinlerin aşısını yapabilirsin. Virüs viral zarfında bulunan proteinlerin saf olarak elde edilmesi. Şu proteinleri saf olarak elde edeceğiz ki bunu benzerlerini üretebilirim. Virüs RNA'sının izole edilmesi. Evet RNA virüsü olduğunu konuşmuştuk. Daha önceden söylemiştik. RNA'ları da izole edersin. Şimdi zaten iki tip aşı var günümüzde konuşulan değil mi? Bir mRNA aşısından bahsediyorlar. Bir de işte zayıflatılmış proteinlerin protein kılıfını zayıflataraktan eski ne diyorlar buna? Eski yöntem. Dedikleri durum işte Türkiye'ye gelen Çin aşısı bu yöntemle yapılıyor. Bir de işte Almanların bulduğu değil mi? E, biyotein bulmuş olduğu mRNA aşısı gibi aşı var. Türkiye'de de yerli aşıda ikisi de yapılıyor. Hem zayıflatılmış virüs de kullanılıyor. Hem aynı zamanda da mRNA üzerinden de aşı yapılmış oluyor. Yapılacak daha doğrusu. Şu anda çalışmalar devam ediyor diyelim. O zaman soru onun cevabı da ne olmuş oldu? E oldu genç arkadaşlar. 60 testte TET biyolojinin 36. testinde burada bitirdik. Kendinize çok çok dikkat edin. Hadi bana eyvallah.